Selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Bugün bir saç boyama videosu çekeceğiz. Uzun zamandır saçlarımı kızıl olarak kullanıyordum. Hayatımda hiçbir zaman sarı bir saç denemedim ve artık böyle bir kızıldan sarıya geçme gibi bir düşüncem oldu. Daha önce bu boyayı kullanarak bir video çekmiştim ve yaklaşık en son bıraktığımda 280 bin kadar falan izlenmişti. Hatta o zamanlarda ben şey diye düşündüm. Bu açıcıyla hani çok fazla açmadım. Dedim ki hani birkaç kere daha bununla boyarsam daha açık bir saç elde edip kızılı boyarım daha güzel tutar diye düşünmüştüm. Ondan sonra Instagram'dan başka birini gördüğümde o da bununla komple saçlarını boyayıp küllü sarı olarak kullanıyordu. Birebir benzer bir şey ama ben hani o halde bırakmak yerine üstüne bir şey boyamak olarak düşünmüştüm. Sonra böyle bir sarı hoşuma gitmeye başladı falan. Dedim ben bununla saçlarımı boyamaya başlayayım. O zamanlar saçlarım kızıldı ve ben kızılı kapatmak için küllü koyu kumral falan boyadım üst üste. Daha sonra bu arada sıfır makyaj çekiyorum videoyu. Biraz böyle cilt lekeleri falan her şeyim belli oluyor ama doğal olmaktan yanayım biraz. Ondan sonra evet takıldım biraz. O kadar uzun zamandır video çekmiyorum ki. Akışına bırakıyorum ama. Şimdi saçlarımı boyamaya başladım ben. Küllü kumralla önce kızılları kapatmaya çalıştım. Daha sonra üzerini sarı boyamaya çalıştım. Ama kızıllardan kurtulmak biraz zor. Küllü kumrallar da çok fazla kapatamadı. Şimdi ben size saçlarımı bu şekilde bir göstereyim. Buradan yukarısı benim kendi doğal saçım. Onun üzerine bu küllü kumralı birkaç kere boyadım ve bu şekilde tuttu. Birkaç kere daha boyayıp iyice açmam gerekiyor. Daha tam istediğim şeye ulaşamadım. Ama buralar her seferinde birkaç ton açılmasına rağmen hala farklı bir renk var. Şimdi dışarıda birileriyle karşılaştığı zaman bana hep saçlarının alt kısımlarının rengi çok hoş diyorlar. Ama ya bu benim özellikle elde edebildiğim bir şey değil. Hani bu şekilde kullanmak istesem bile nasıl bunu başarırım bilmiyorum. Neyse dediğim gibi buradaki renk geçişlerini görüyorsunuz. Şöyle ışıktan iyice belli etmeye çalışayım size şöyle biraz oynayarak. Şimdi benim bugün yapacağım şey saçlarımı komple boyamak olmayacak. Ben bu tutmayan yerlerini buradan itibaren boyayıp kızıllarını yukarıdakilerle biraz eşitlemeye çalışacağım. Ne kadar başarırım bilmiyorum ama sonuçta benim şu an istediğim saçlarımın tamamen sarı olmuş olması. Yani bu sefer olmazsa bir sonrakine tekrar boyayıp bunu yapmaya çalışacağım. 2,5 dakikadır konuşuyorum ve hala boyama işlemine geçmemişim. O yüzden artık susup hemen boya işlemine geçiyorum. Saçlarımın bundan sonrası için 2 paket yeterli olur diye düşündüğümden ben şimdi hemen boyamı hazırlıyorum hızlıca. 2 paketi boya kabıma sıkıp geliyorum. Evet, boya kalitimi hazırladım. İçine biraz da turunculuğu azaltmak için bundan koyuyorum. Aşağıya zaten bilgilerini ekleyeceğim. Karışımı da hazırladım. Şimdi artık boyama işlemine geçiyorum. Şimdi saçlarımı bu şekilde alacağım bir tutamını. Kızıl boyarken çok fazla hani bulaşan şeylere, kıyafetlere bulaştığında çıkması biraz daha zor olduğu için, leke kaldığı için hep böyle eski tişörtlerimi giyiyordum. Gördüğünüz gibi sadece buralarından itibaren yani sarı tutmayan kızıl olan yerlerini bu şekilde boyayacağım. Neyse bu boyada çok fazla bir leke kalma gibi bir durum söz konusu olmadı. Ama ben yine de hani o eski alışkanlığı bırakamadığım için evde giydiğim eski tişörtlerimden birini giydim. Şuralarını da boyayayım şöyle. Biraz daha boyayalım. Uzun zamandır saçlarımı kendim boyamıyorum. Eşime boyatıyorum. Şimdi böyle kendim boyayınca artık o el alışkanlığımı da biraz kaybettiğimi fark ettim. Bir de boyarken böyle şu an gözüme kadar gelen gözümde hafif yanma hissediyorum. Evet, bu şekilde boyadık. Şuradan da bir tane tokayla. Evet, yukarıdan. Böyle olmadı. Bu işlerini kendi kendine yapmak hep biraz zor oluyor. Bakalım başarabilecek miyim? Beceremezsem zaten içeride odada duruyor o da. Hemen şey yapacağım. Arkalarını kalanlarını sen boyar mısın diyeceğim. Bu şekilde. Evet, şimdi genel YouTube'dan bahsedelim o zaman ben biraz boyamı yaparken. Biraz boyadıktan sonra zaten artık keserim. Boyaya devam ederim. Videoyu keserim yani. Ondan sonra tekrar şey yaparız. Boyadıktan sonraki halini gösteririm. Şu an zaten nasıl boyadığımı görüyorsunuz. Tamamını böyle uzun uzun bir saat göstermeye gerek yok. Ben o fazla uzayan videoları hiç sevmiyorum. O yüzden kendim de yapmak istemiyorum.
Neyse, 10 aydır video çekmiyorum. En son videomu 10 ay önce çekmişim. Bu süreçte neler yaptığımdan biraz bahsedeyim. O zamanlar tam yeni bir işe başlama sürecindeydik ve daha sonrasında çok fazla video çekememeye başladım bundan dolayı. Eşimle birlikte bir organizasyon şirketi kurduk. Onunla ilgili de birlikte bir video çekmeyi, neler yaptığımızı hani anlatmayı, işte size depomuzu gezdirmeyi, malzemelerimizin olduğu yeri göstermeyi falan çok istiyorum. Bununla ilgili eğer ekstra merak ettiğiniz bir konu varsa, hani ben şunu merak ediyorum, şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, bunu da anlatır mısın dediğiniz bir şey varsa onları da kesinlikle anlatırız. Videoya ekleriz. Şunu da şöyle bir yere sabitleyeyim. Ay, bu tokalar çok iyi oldu ya. Allah, harika. Evet, şuradan devam edelim. Öyle işte, çoğunlukla nişan yapıyoruz. İşte evlilik teklifleri yapıyoruz. İşte düğün, açılış falan filan, o tarz şeylerle ilgileniyoruz. Zaten bu bizim çok uzun zamandır yapmayı istediğimiz bir şeydi. Eşim zaten sürekli bu işte çalışıyor yıllardır. Ben de işte o şekilde tanışmıştık zaten. Ben de part time olarak, palyaço olarak çalışmıştım orada. Biz de o şekilde tanışmıştık. Daha sonra evlendikten sonra da birlikte bir iş yapmak istiyorduk zaten. Hani bildiğimiz bir şey olsun dedik. Hem keyif aldığımız da bir şey. O yüzden o işe girme kararı aldık. İşte evlendikten bir 5-6 ay sonra falan başladık. Tam böyle sezonun başlayacağı dönemlerde girdik. Güzel oldu. Şu anda ortalama 1,5 seneye yakın oldu biz başlayalı. Hatta size bir gün tanışma şeyimizi de hikayemizi falan da video olarak çekerim. Evet, şimdi saç boyama konusuna geri dönecek olsam, ya burada video konusuna şuradan girdim. 10 aydır çekmiyorum demiştim. Bundan sonra sürekli olarak bir şeyler çekmeyi düşünüyorum. Gerçi her seferinde aynısını söylüyorum. Uzun süre bırakıp sonra geri döndüm, hep çekeceğim diyorum ama artık bundan sonra çekmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Bunu da şöyle biraz kıvırıp şöyle bir yerlerden tokalıyorum. Şimdi ben daha fazla size aynı şeylerle çok oyalamayayım. Ben şimdi videoyu kapatıyorum ve kalan bütün saçlarımı boyuyorum. Sonra size son boyanmış halini gösteriyorum. Bu arada saç boyamayla alakalı da yorumlarınızı, hani sorularınızı falan aşağıya bırakabilirsiniz. İş yoğunluğundan dolayı son videomun son video yorumlarına çok fazla cevap veremedim. Bu videoyla özel olarak ilgileneceğim. Sorularınızı da yazabilirsiniz. Ben şimdi kalanını boyuyorum. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet, ben artık saçımın tamamını boyamasını bitirdim. Bu tokalarla yapmak gerçekten çok rahat oldu. Boyadığımı hemen direkt buraya taktım bu şekilde. Çok güzel oldu. Şimdi size şöyle biraz daha eğilerek göstereyim. Hatta şöyle dökeyim. Uzun zamandır boyamıyordum. Bu arada boya yapmayı da gerçekten özlemişim. Şimdi diplerini, uçlarını boyayana kadar ufaktan benim dipler falan da gelmeye başladı. Bunlar biraz eşitlenebilirse inşallah bir hafta falan daha bekler. Ondan sonra komple boyarım. Biraz daha sarıya doğru yaklaşırım. Biraz üstüne başıma da dökmüşüm. Çok az bir boya vardı böyle. Ufacık bir şey, minnacık bir şey. Biraz sonra kaşlarımı da hafif boyayacağım. Zaten şu anda da daha öncesinden de boya var. Şöyle yaklaşayım. Biraz şurada mı boya gelmiş? Anlarsınız. Bu şekilde kaşlarımda da boya var. Arada bir boyamı yaparken şu uçlar genelde biraz tutmuyor. Oralar biraz daha siyah kalıyor. Buralar tutuyor. Oralara da biraz boya yapacağım. Kaşlarımın da açılması güzel oluyor. Şimdi ellerimi falan yıkayayım. Yaklaşık 40-50 dakika arasında beklemeyi düşünüyorum. Tam ne kadar olur bilmiyorum. Artık gözlemlerim. Ondan sonra gideceğim, yıkayacağım ve o üstüne falan da bayağı dökmüşüm ya. Üstümü de değiştireyim. Ondan sonra yıkanmış, kurumuş halini tekrar size göstereceğim. Tekrar selam. Kaşlarımı yıkadım, kuruttum ve geldim. Dediğim gibi ben bunu kendi saçlarım üzerine yapmamıştım ve kızıl saçlarım üzerine kızılı kapatmak için yapmıştım. Şimdi son durumu size aktarıyorum. İlk başlangıçta yaptığım gibi yine bu şekilde göstereyim. Arada fark var mı yok mu siz değerlendirin. Şimdi benim kendi gözlemlerimi ben size söyleyeceğim. Tabii ışığa göre değişiyor ama kızıllarda sadece küçük tonda bir açılma oldu. Tamamen bu istediğim bununla tamamen birleşmesini istiyordum. O şekilde maalesef olmadı. Çünkü kızın üzerine yaptığım için kapatması çok zor zaten. Onun dışında şöyle, ben yine bunu yapmaya devam edeceğim. Komple boyamaya devam edeceğim. Boyadıkça yavaş yavaş açılacak. Zaten normalde bunu kendi saçınıza yaparken de yaklaşık bir 4-5 kere boyamanız gerekiyor. Kızın üzerinde daha da zor oldu. Bu kadar zorlanacağımı da düşünmemiştim.
Şuraları da göstereyim. Hala kızıl kalan yerler var. Biraz daha sarının tuttuğu yerler var. Böyle karışık bir şey oldu. Biraz da hafif nemli. Tam kuru olmadığı için de çok net belli olmuyor bazı yerler. Yani ben bu şekilde bir şey elde ettim. Öyle biraz daha boyamaya devam edeceğim. Sürecin devamını görmek isterseniz, aslında en başta söyleyecektim ama unutmuşum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kullanıcı adım Sena Levent oldu. Solda iki tane U var. Aşağıya da yazarım. Oradan her boyadığımda yine paylaşırım. Sonuç olarak ben artık sarı olmaya karar verdim ve olana kadar da sürekli boyayacağım. Belki daha sonra hani tutturduktan sonra da o şekilde son boyama videosunu ya da dip boyama videosunu çekerim. O şekilde şimdilik konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.